Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Gaziantep'teyiz. Gaziantep'li vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra mutlaka kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV Gaziantep'te, İlave TV sizleri seviyor. Büyükşehir'den yana da. Kimi düşünüyorsunuz Büyükşehir'de? Fatma Şahin'i düşünüyoruz ama şehirle ilgilenmiyor. Çalışmalarından memnun musunuz belediye? Memnun değiliz. Neden efendim? Ne istiyorsunuz? Bir tane örnek vereyim. Yürüyen merdiven var şehrin göbeğinde. Bu memlekete turist de geliyor, yaşlı da geliyor. Adı merdiven ama yürümüyor. Engelli vatandaş nasıl çıkacak şimdi? Nasıl çıkacak? Ya normal vatandaş nasıl çıkacak? Ben 70 yaşında adamım. Ben çıkamıyorum. Buralardan nasıl geçeceğim ben? Yürümüyor. Merdivenin. Yürümüyor. Adı merdiven, yürüyen merdiven. Bak yürümüyor. Neden yürümüyor? Onu da Fatma Şahin'e sormak lazım. AK Parti. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Çünkü bize kapısını açtı, devletini açtı, elini açtı. Bizi buraya getirmeye karşı kendini koydu. Tercihimiz AK Parti. Ya. Neden AK Parti? Yapılanlar meydanda. Yani başka da söylemeye gerek yok. Belediyenin çalışmalarından memnun muyuz? Memnunuz şu an. İyi işler yaptı diyor. İyi işler yaptılar. Bayağı da çalışıyorlar yani. Bizim tercihimiz Fatma Şahin. Neden AK Parti? Ya AK Parti daha iyi. Belediyenin çalışmalarından memnun musunuz Gaziantep'te? Vallahi memnunuz. Allah razı olsun. İyi işler yapıyorlar. Çok güzel. İyi yapıyor. Yani ne gerekirse yapıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya bir video düştü. AK Parti milletvekili trende giderken Gaziantep'te halka işte şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar dediler. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi onu ben pek duymadım ya. Ben tam neticesini bilmiyorum hele onu. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi onu bilmiyorum ya. Onu düşüneceğim. Seyretmediğim için, duymadığım için. Onu özür diledi kendi hesabından. Onun bileceği ya. Bilmiyorum onu. O neticeyi bilmiyorum. Onu. Ama AK Parti bence kaçırılmaz bir partidir. Hani millete de söyleyeyim, AK Parti'den vazgeçmezsinler. Milletvekili öküz dedi ama vatandaşa. Ne demiş? İşte öküz gibi trene bakıyorlar dedi. Öyle mi diyeyim? Yoğuna bilirdiysen onun bileceği. Yani. Bizimki Cumhurbaşkanı. Biz milletvekillerle bir şeyimiz yok ki. Siz seçtiniz ya abi. He? Siz seçtiniz milletvekillerini. Biz Cumhurbaşkanı seçtik, milletvekili tabii onun şeyinden. Yok, oyu siz verdiniz. İyi olsun. Hadi teşekkür. Tercihim yine bu sefer CHP'yi vermeyi düşünüyorum. Daha önce 3 dönem AK Parti'ye verdim. Bu ekonomik sıkıntıdan dolayı bayağı millet zaten sıkıntı durumda. Yine de devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Millet İttifakı'na vereceksiniz burada. Evet. Belediyenin çalışmalarından memnun musunuz efendim? Evet, Fatma Şahin iyi çalışıyor ama bu bir sefer... Kan değişikliği mi lazım? Bir kan değişikliği değil de ben düşüncemi söylüyorum yani. Yoksa belediyenin çalışmaları Fatma Şahin olsun, Şehit Kamil Şahin Bey... Büyükşehir olarak çok güzel çalışmaları var ama Cumhur İttifakı'nda bu sefer düşünmüyorum vermeyi. AK Parti'den yana. Neden AK Parti? Kendim ilk oyum AK Parti'ye gitti. Ondan sonra da devam etsin istiyorum ben. Belediyenin çalışmalarından memnun musunuz? Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmalarından memnunum. Diğerlerine de bir şey söyleyemem yani. Büyükşehir olarak? Fazla bilgim yok ya. Ama Mehmet Tahmazoğlu çok iyi bence. Vallahi AK Parti mi? Neden AK Parti? Buralar. Neden AK Parti? Ya bana. Bütün kardeşim hep şurada. Efendim? Kardeşim falan sorumlu. Onun için. İyi çalışıyor mu? Evet. Aynı parti ya. Efendim? Aynı partiye verdim ya. Hangi parti? AK Parti'ye verdim ya. Neden AK Parti? Yani bir hizmetler var. Görüken hizmetler var. Evet. Benim, ben çalışan esnafım. Bugün yani bir... Yapılan hizmetler kısaca yapılıyor. Tamam. Doğru tamam, yapılan hizmetler var kardeşim. Yapılan. Belediyenin çalışmalarından memnun musunuz? Tabii neden memnun? İyi işler yapıyor. Tabii. Biz AK Parti'ye vermek. Neden AK Parti? AK Parti iyi çalışıyor onlar bu yüzden. Çalışmalarından memnun musunuz? Evet memnunuz. Geçtiğimiz günlerde bir video ortaya çıktı efendim. AK Parti milletvekili trende giderken vatandaşlara şeyin trene baktığı gibi yani öküzün trene baktığı gibi bakıyorlar dedi. Ne düşünüyorsunuz? Onu görmedim ben. Bir şey sonradan özür diledi kendi sosyal medyasında. Duymadım. Öyle bir şeyler duymadım ben.
Ne düşünüyorsunuz tamam, teşekkür peki? Ederim. Tamam, teşekkür ederim. İyi Parti ya. Neden İyi Parti efendim? Denemek amacıyla. Bir kan değişikliği mi lazım? Evet, kan değişikliği. Gaziantep Belediyesi'nin çalışmalarından memnun muyuz? Çalışmaları da iyi de Suriyelilerden memnun. Suriyeliler sıkıntı mı Gaziantep'te? Sıkıntı Gaziantep'te. İşsizliği arttırdılar mı sizce? Evet. Ya ben şu an Celal Doğan'ı tercih ediyorum. Ya çünkü Gaziantep'in eski Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı kendisi. Gaziantep'in hani nerede, ne vardır, nasıldır, neler yapılması gerekir. Halkın içinden gelmiş birisi. Hani en azından Gaziantep'i tanıyan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anki belediyenin yaptığı çalışmaları takdir ediyorum. Güzel şeyler yapıyorlar. Ama bir bakıma yetersiz kaldığını düşünüyorum. Çünkü tercihim benim Fatma Şahin'den yana. Neden? Biz hep istikrardan yanayız. Çalışmalarından memnun musunuz? Memnunum. İyi işler yaptılar mı? Çok güzel işler yaptılar. İyi Parti. Neden İyi Parti? Hem sağ görüşlüyüm hem bana en yakın isim o. Gaziantep Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Memnunum. Memnunum ama... Memnun değilsin arkadaşlar. Memnun olmadığım durumları da var yani. Bu yüzden de... Daha da iyi olabilir diyorsun. Tabii, aynen. Herkes işsiz. Evet. Hiçbir şey yapılmıyor. Ve buna karşılık da o isteniyor. Bu yüzden yani şu andaki mevcut yönetime insanların vermemesini tavsiye ederim. Tabii ki herkesin görüşü kendine saygı duyarım. Evet. Ama ben insanların vermemesini tavsiye ederim. Çünkü bir gelecek vaat etmiyorlar insanlar için. Evet. O yüzden. Başka çalışmaları iyi değil belediye. İyi değil, kesinlikle iyi değil. Yani her yer beton. Tercihimiz Celal Doğan. Neden Celal Doğan? Sevdiğim için. Belediyenin çalışmalarından memnun musunuz? Hayır değilim. Siz efendim? Aynen. Celal Doğan mı? Aynen Celal Doğan bir şey değil. Onu yorumsuz olarak ifade etsek. Neden? Yorumsuz. Siz abi? Mevcut partiye vermeyeceğim. AK Parti'ye vermeyeceksiniz. Ha, vermeyeceğim. Neden abi? Çalışmalarından memnun musunuz belediyenin? İyi çalışıyor. Değilim ki vermeyeceğim. Evet. Siz memnun musunuz? Yorum yok, yorumsuz. Teşekkür ederim. Ben AK Parti'ye veririm, başka vermem. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Belediyenin çalışmalarından memnun musunuz? Tabii. Tercihim şu anda kesin bir belli şeyim yok da genel olarak şey düşünüyorum, Mecler Demir'i düşünüyorum. İyi Parti'yi evet. Düşünüyorsunuz. Geçen seçim kime vermiştiniz? AK Parti'ye verdim. Bu dönem vermeyecek misiniz? Pek düşüncem yoktur. Bizim tercihi efendime söyleyeyim, sağ elimizle Rabia, sol elimizle Bozkurt yapacağız. Cumhur İttifakı'na vereceğiz. Neden Cumhur İttifakı? Cumhur İttifakı ülkemizin daha iyi günlere, daha mutlu, daha huzurlu, ulusal güvenliğimizi tehdit eden düşmanlarımız var. Onun için Cumhur İttifakı diyorum ben. Fatma Şahin'e. Neden Fatma Şahin? Hem AK Partili olduğu için hem de şahsına. Çalışmalarından memnun musunuz? Memnun olmasak tabii veririm der miyim? Memnunum. Tabii memnunum. Memnun olmayıp da verecek olan da var. Çünkü he, bilin ben memnunum. Ben kendi şahsıma memnunum. Celal Doğan. Celal Doğan. Celal Doğan. Celal Doğan. Neden Celal Doğan? Şu dönem, bir dönemden beri Fatma Şahin var yani hiçbir şeyini göremedik yani bir faydası yok. Yani altyapı yönden olsun her yönden yani ben bir faydasını görmedim. Kendi şahsıma da görmedim yani. Çalışmalarından memnun değil misiniz belediye? Değil. Hayır. Hayır değiliz. Hayır. Peki. Biz okuyoruz bize hiçbir faydası olmuyor yani. Gaziantep'te Suriyeli sorunu var mı? Çok büyük o da. Adres sahibi yok. Bizim memleketimizde bize şey yapıyorlar. Mülteciyiz yani onlar bizim yerli şeyimiz oldu yani. Ama abi de işsizlik durumu da azaldı, çoğaldı. Gaziantep'te işsizlik var mı? Evet abi komple. Şimdi bir Suriyeli iş kuruyor gidiyor. Fabrikatör kendi memleketindeki şeyi çıkartıyor yani. Memleketindeki adamı çıkartıyor gidiyor Suriyeli işçi şeyini alıyor yani. Daha mı uyguna çalıştırıyorlar? Aynen. Yani iş kurudaki adam yani devlet yara yara şey yaptığı için. Yani ben şu an için... okuyorum. Ben üniversite hazırlık yapacağım. Bana geri dönüşümlü para verecek. Benden ilerleyen zamanlarda alacak ama onlara her ay parayı veriyor. Geri dönüşüm İyi olmuyor. İyi ediyor. Aynen. Ama benden geri dönüşümlü verecek bizler yani. Her zaman sudan filan kesiyorlar. Elektrikten kesiyorlar. Ama ne yapıyorlar? Onlara veriyorlar. O da bakıyorsun yani Türkiye zarara giriyor. Biz yani 60 kat yemeği alıyoruz. Genel 40 kat çalışıyor diye biz iş krizine giriyoruz. Sigorta da yapmıyorlar. Sigorta da yapmıyorlar. Yani bizi kimlik çıkartmışlar. Buraya şey yapmışlar. Yani onlar biz onların ülkesine gitsek onlar bizi oraya koymaz. Onun için çok sorun yaşıyoruz. Siz de vatandaşın esnafın hep vergi ödüyor. Suriyeli vergi veriyor mu? Yok. İmkansız bir şey yani.
Vallahi tercihim kime vereceğimden daha çok kime vermeyeceğim belli. Kime vermeyeceksiniz? AK Parti adayına vermeyeceğim. Neden efendim? Gazetelerde çıkan yolsuzluklar ve yönetim şekli belli. Ondan dolayı diğerlerini düşünüyorum. Artık hangisi güçlü olursa ona vermeyi düşünüyorum. Belediyenin çalışmalarından memnun musunuz? Değilim. Yüzeysel çalışma yapıyorlar. Altyapı yok. Daha çok göz boyamak üzerine yapıyorlar çalışmaları. Ona memnun değilim. Bugün sosyal medyaya düşen bir video vardı. Trenin içinde AK Partili heyet giderken vatandaşlara işte şeyin trene baktığı gibi bakıyor vatandaşlar dediler. Ne düşünüyorsunuz yani bu konu hakkında? Vallahi biz bu ilk değil. Aşağılıyorlar vatandaş. Kendilerini farklı bir yerde görüyorlar. Bundan da rahatsızlık duymuyorlar. Halk da bundan rahatsızlık duymuyor. Ya bir değiştirelim, ders verelim. Seviyorsak tekrar getiririz gibi niyetleri yok. Ben bu doğrultuda düşünmelerini istiyorum. Yani kim var ki ona veren diye bir zihniyet var. Siz verin başkasına. Getirin onları bir deneyin. Beğenmezseniz onları da değiştirin. Bu sizin elinizde. Sizin tek yetkiniz, elinizdeki tek imkan, size verilen tek hak bu. Abi tercihim şu şekilde. Ben bu hükümetin, belediyenin yaptığı atıyorum ihaleler olsun, hizmetler olsun memnun değilim. Hani bu Suriye politikası değişmediği sürece belediyede yapmış oldukları hizmetler benim gözümde boşa. Niye boşa? Şu an şu şehirde 450.500 bin tane Suriyeli vatandaş var. Sıkıntı yaratıyor. Sıkıntı yaratmaz olur mu abi? Benim vatandaşım atıyorum 50 lira 60 lira çalışacağım. Onlar 30 liraya, 20 liraya, 10 liraya, 15 liraya çalışıyorlar. Bu da haliyle benim işsiz kalmama sebep oluyor. Bu bir. İkincisi, kendilerinin belediyede yapmış oldukları şu an bir çivi üzerine çaktıkları yok. Neden diyeceksin abi? Şimdi atıyorum bir yol yapıyor bu vatandaşlar. İyi güzel yol yapsınlar. Bir kaldırım tazeleniyor, bir kaldırım yenileniyor, yıkıyor, ondan sonra tekrar yapıyor, yıkıyor, tekrar yapıyor ve bundan bizden her sene, her yıl, her yıl vergi alıyor. Bu vergi ver, nereye kadar abi? Hani borç kıtlığı aldı, kendileri atıyorum bir eller yağda, bir eli bağda sürekli olarak vatandaşın üzerine böyle gidiyorlar, bu olmaz abi. Mesela geçen gün Gazi Ray yaptılar abi, bir milletvekili Ahmet Üzer, buradan ismini de vereyim kendisini, şey dedi abi, vatandaşı şeyin şeye battığı gibi, şeye bakıyorlar dedi. Bu ne? Şeyin trene bakıyor. Aynen abi. Bu ne anlama geliyor? Yani öküzün trene bak. Öküzün trene bak. Bu bizi öküz yerine koyuyor. Affedersin yani bunu demekle. Hatta sonradan Twitter'dan özür diledi. Bu olmaz abi. Yakışmaz. Yani vatandaşa yapmış oldukları bir hizmet lütuf gibi sunulamaz abi. Bunlar bize hizmet yapıyor, yol yapıyor. Tamam aynı hastane yapsınlar, okul yapsınlar, cami yapsınlar. Ama vatandaşa lütuf gibi sunmasınlar bunlar. Bunlar sürekli olarak vatandaşa lütuf gibi sunuyorlar. Gaziantep'te bir kan değişikliği lazım. Lazım abi. Tabii ki de lazım yani. Bu siz kimi tercih ediyorsunuz? Millet İttifakı abi. Millet İttifakı'nı vereceğim ben. İyi Parti. Aynen. Aynen. Ece Demir'e vereceğim. Avukat kendisi. Gayet de kültürlü, bilgili bir insan. Ona vereceğim ben oyu. Kime oy vermeyi düşünüyorum? Vallahi hak edene vereceğim abi ya. Kim hak ediyor kardeşim Gaziantep'te? Gaziantep'te hak eden... Bence boş abi ya. Gaziantep bir şey hak etmiyor. Kimseye hitap edemiyor mu Gaziantep'e? Gaziantep kimseye hitap etmiyor. Kimse de Gaziantep'e hitap edemiyor. Neden? Eskiden daha ucuzdu abi ya. Sıkıntı dedeler, ne? Dedelerimiz, nenelerimiz zamanında iş bulamasa insanlar bile gider çapa yapardı, taş taşırdı, onu yapardı. Şimdi millet teknoloji geliştikçe hep geri kafa kalıyor. İş çok olduğu zaman çalışan olmuyor. İş aradıkları zaman da sağ olsunlar memleketimizde, vatanımızda bir ton Suriyeli geldi. Hepimiz de aç kaldık hemen hemen. Yani insanlık olsaydı eğer, partiyi hak edecek bir insan olsaydı zaten, kendi memleketinde, bu Gaziantep yöresine göre konuşuyorum şu an. Antep'te o kadar zamanında nelerimiz savaşmış, doğru mu? Doğru değil mi? Kazmalarla... Ne olmuş? Taşlarla, tüfeklerle, kazmalarla savaşmışlar. O kalemimizi kurtarmışlar, zaferini yapmışlar. Bizim vatanımızdaki insanlar ne yapıyor? Askere gitmemek için onun bunun hakkına gidiyor. Ona bunu askerliğini bırakıyor, kaçak şeye geçiyor. Vatanını seven insan kalmamıştı bana abi. Bak ben bu zamana kadar çok gezdim, çok gördüm. Ben çok ailemden kötü oldum, eve gitmedim, günlerim oldu. Ben bir Allah'ın kuluna da şey etmiş derim bana. Böyle ağız eğecek bir insan kadar seviyesinde değilim. Neden diye sorarsan da elhamdülillah ayağım sağlam benim. Ama şükür milletimize bu madde çıktı, mertlik bozuldu. Önceden bir söz var. Silah çıktı, erkeklik bozuldu derlerdi. Şimdi madde çıktı, adamlık bozuldu yani. Millet namusunu satar olmuş bu memlekette. Ne yapacaksın abi? Sen diyorsun hiç kime oy verirsin? Oy vermem için bu insanlarımızın bu çek geçim düzeni, hayat düzeni, yaşama tarzı düzelmesi lazım. Bu insanlarımız kardeş gibi geçinmesi lazım. Yolda abisini görüyor adam, abisine sahip çıkmıyor abi ya, böyle bir şey var mı? Sen diyorsun daha kime oy vereceksin? Oy verdim diyecek, ne olacak? Bir şey değişmeyecek diye. Ne olacak abi? Gösteriş amaçlı yapıyorlar, topluyorlar, çakıp çiviyor. Onlar değil, esas gösteriş.
evlere gidiciler gidilmesi lazım. Her bir ailenin durumunun sorulması lazım. Ne yapmışlar? 3 tane aile belirlemişler. Böyle gerçek tanıdığı insan. Toplanmışlar ekipçe, dergahça gidiyorlar. Fotoğraflar çekiyor, gösteriş yapıyor. Bunlar olmaz abi. Yapıyorsa bir insan hayrını göstermeden yapmama. Eyvallah. Ama sağ olsun insanlarımız gösteriş budalası olmuş. Şimdi gerçekten istikrar önemlidir bu konuda. Bizim adımıza gerçekten istikrar yakışır. İstikrarlı olmak için AK Parti tabii ki. Çalışmalarından memnunsunuz. Tabii ki, tabii ki ben kendim esnafım, Küsket'teyim, otoelektrikçisiyim. Görüyoruz çalışmalar fevkalade yerinde. Tabii eksik bazı şeyler vardır ama bunu da aşacağını, iyi bir şekilde çalışmalarının devam edeceğine inanıyorum. Memnunuz.